Efendim, Osman Titirek, Sakarya Üniversitesi profesörlerinden 5.'ye oldu. Çok önemli uluslararası bir projeye imza atıyor. Gerçekten ben burada şahit oluyorum. Nasıl bir çalışma yapıldığını takdir etmek gerekiyor Osman Titirek Hoca'yı. Tabii sadece onu değil, bu konuda destek veren bir sürü genç yanında, hocamın eşi de burada ve aile boyu bir çalışma yapıyorlar. Çok onur duydum, gurur duydum. Gerçekten önemli bir projeyi imza atan Osman Hoca'nın eşisin. Evet. Tanımak istiyorum sizi. Sağ olun. İlk önce ilk düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Ben Ayfer Titrek, Osman Bey'in eşi. Öğretmenim Sakarya'da, öğretmen, sağlık meslek sesi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Biz de tabii ki Osman Bey'in arkasında onun aldığı meşaleyi yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sakarya Üniversitesi'nde yine uluslararası mekanlarda tanıtmaya elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz onun arkasında. Aile ve eş desteği, evet, çok önemli tabii. Doğru söylüyorsunuz. Hatta çocuklarınız da burada. Aynen, İki tane pırlantaki bir evlat. Onlar da aralara koşuyorlar. Onlara da dikkati çeken. Evet, bir sonuçta sorumluluk vererek bir organizasyon nasıl yapılır onu da tabii ki öğretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar işin içine katıyoruz. Evet, ben de sizleri gerçekten gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olun, teşekkürler. 3 gün boyunca ben de aranızda, yanınızda olacağım. Evet. Bu güzel çalışmayı mümkün olduğunca sizlere sunacağız efendim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Son olarak ederim. Eklemek istediğiniz varsa buyurun. İnşallah güzel bir konferans geçmesini umut ediyoruz. Elimizden geldiği kadar hazırlıklarımızı yaptık, hazırız. Herkesi konferansımıza bekliyoruz inşallah. Devamında da yeni arkadaşları da tanımak için görmek isteriz. Seneyi 6.'sında evet. Buluşmak üzere diyelim. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben evet. de teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet. Efendim, geçen sene Polonya'ya gelememiştim. Hatta bilet yakmıştım. Ona rağmen hocam beni buraya davet etti. Bu vesileyle de kendisine teşekkür edeyim, Osman Titirek hocama. Polonya'ya gelseydim İbrahim Bey'le orada karşılaşmış ve tanışmış olacaktım. Kısmet burada tanışmak ve karşılaşmakmış. Bana zaman zaman kendisi yardımcı olacak. Çünkü benim lisan bilgim yok. Türkçe bilenlerle ben röportaj yapacağım. İngilizce ise sevgili hocam röportaj yapacak. Hocam, sizi sadece adınızın İbrahim olduğunu biliyorum. Evet. Yeteri kadar tanımıyorum. Sizi önce bir tanıyalım hocam. Evet. 16 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda İngilizce öğretmen olarak çalışıyorum. Aynı zamanda eğitim, yönetim ve denetim alanında doktora derecesine sahibim. Ben de 2 yıldır bu kongrede elimden geldiğince değerli Osman hocama yardımcı olmaya çalışıyorum. Basket var mı efendim? Lise yıllarında oynamıştım. Evet. Çünkü bu boyda olan insanlara genelde sorarlar değil evet, mi efendim? Kesinlikle. Hocam, bu projede görev almak gerçekten oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben bile daha ilk gün olmasına rağmen, gerçi dün buradaydık ama bugün daha bir ummalı bir çalışma oldu. Etraf gerektiği gibi hazırlandı filan. Evet, İnanın yani ben de olumlu yönde heyecanlanmaya başladım. Havasına daha iyi girebildik. Evet. Kongrenin havasına daha iyi girebildik etraf evet. düzenlemesinden sonra. Ben de zaten onu sezdiğim evet. için hemen akşamdan bu şeyi yansıtmış olayım dedim. Evet. Çünkü yarın daha bir telaş olacak. Rahat olamayabiliriz bu bakımdan. Peki hocam, siz projenin neresindesiniz? Evet. Biz nerede görev verirlerse orada her elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herhalde, evet. Pakette taşıyacağız. Kesinlikle. Hepsini. Hepsini. Gerçi zaten gerçekten dikkatimi çekti. Burada herkes inanılmaz bir özveri içinde. Herkes bir şeyler yapıyor. Yani işte Carlos diye yabancı bir hocamız var. Bakıyorsunuz afiş asıyor. İşte hocamın eşi ne bileyim, gerektiğinde böyle etrafı temizliyor. Yani mutfağımız var, yemek hazırlıyor. Yani tam bir aile portföy içinde, çok heyecanlı bir şekilde ve çok sağlıklı bir çalışma içinde. Bu da insanı gerçekten mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Bakalım yarın hocamla ne tespitler evet. yapacağız? Yani sizin de belirttiğiniz gibi hepimiz kongre organizasyon komitesindeki bütün arkadaşlarımız amatör bir ruhla kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor ve aynı amatör ruhla bütün işlerin altına elini sokmaya gayret ediyor. Zaten 5.'si evet. bu duyguyla kesinlikle gerçekleşmiş oluyor.
Evet, peki size de teşekkür edelim. Biz teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlarla ben kısa kısa görüşmeler yapacağım. Teşekkürler. İbrahim Hocam kameranın arkasında bize yardımcı oluyor. Çünkü ben yalnız geldim. Bu işte tek kişiyle olmadığına göre teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Ve kızımızı tanıyalım. Ben Doktor Gözde Sezen Gültekin, Sakarya Üniversitesi araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. 8 yıldır hala da orada devam ediyorum. Bu yolculukta ne zamandır varsın? Birinci İclal'den bu yana varım. Osman Hoca ile birlikte en başından beri birlikte yürütmeye çalışıyoruz. O zaman senin anlatacağın çok fazla. Evet, birden başlayalım. Özetle bugüne gelelim. Birden başlayalım. İlk tecrübeyi ÇEK'te başlattık. Hı-hı. Tabii ki ilk tecrübe ilk bizim heyecan, için. İlk tecrübe, ilk heyecan oldukça farklı bir deneyimdi. Çünkü işin nasıl olduğunu içine girdiğimizde daha farklı şeylerle karşılaşması çok net bir şekilde görmüş olduk. İkincide ne yaptık? İkincide Letonya'ya gittik. Evet, yanlış hatırlamıyorsam Letonya. İkinci Letonya'ya gidişimizde daha farklı, Türkiye biraz kapsamında da farklı olaylar oldu. Daha da tecrübelendiğimiz evet. için hem işin öncesinde hem de sonrasında işler daha kolay geçmeye başladı. Artık üçüncü de Portekiz'e gittik ve Portekiz yılında oldukça artık deneyimler oturmuştu. Profesyonel havada, daha profesyonel mi? Anlamda geçti. Bizim evet. için hem kongre öncesindeki hazırlıklarımız, hem kongre esnası, hem de kongre sonrasında tam anlamıyla daha efektif, daha etkili bir şekilde geçmiş ve tam olarak tadına vardığımız yıl diyebilirim. Sonra dördüncüye benim gelemediğim kongrede siz ne yaptınız? Polonya'ya geldik, neler yaptık? Dediğimiz gibi daha profesyonelleştiğimiz için işleyiş anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşamadık. Tabii ki kongrelerde bizim sadece akademik olarak geçmiyor. Akademinin yanında gittiğimiz ülkelerin kültürel anlamda da pek çok etkinliğini takip etme fırsatı yakalıyoruz. Ve gittiğimiz her ülkede hem kendi kültürümüzü onlara aktardık, hem de onların kültürünü öğrenme fırsatı yakaladık. Polonya'da tabii ki bizim için farklı bir deneyimdi. Ve beşinci olarak Azerbaycan'a geldiğimizde zaten dedik ki beşincisini yapıyoruz. Artık beşincisi de Türkiye olarak başladık, bir Türk ülkesine gelmek. Bizim için de böyle 5, 10, 15 şeklinde devam edebilirsek daha anlamlı olur diye Azerbaycan'ı seçmek istedik açıkçası. Burada da zaten evimizde gibiyiz, çok bir ciddi farklılık yok. Ama kültürlerimiz birebir neredeyse aynı olduğu için. Burası çok daha farklı bir havada geçiyor. Kendi evimizde, kendi ülkemizde gibiyiz ve sanki yurt dışına çıkmamış gibi olduk açıkçası. Evet. Her anlamda bir sıkıntı olmadan devam ettiriyoruz. Ne güzel. Öyle de devam eder. Ekibimize sonradan katılan, ancak ekibin içinde olduğunu bildiğimiz Demet Hanım da geldi. Niye geç kaldık efendim? Ben ailemle geldiğim için biraz geç geliyoruz. Geç nereden katılıyoruz. Geldik? Demet Zafer Güneş. Evet, ben yıllarca Sakarya Üniversitesi'nde çalıştım. Daha sonra şimdi Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Birlikte, ailemle birlikte katılıyorum. Dolayısıyla Sakarya'da yaşamadığımız için biz sonradan geliyoruz ama her yıl mutlaka katılıyoruz. Her yıl, 5 yıl İşlerde. Oldu sürekli katılıyorsun. Evet. Ne güzel. Evet. Bir değerlendirme alalım bir hoca olarak sizden. Evet. Bu güzel organizasyonla ilgili. Organizasyon çok güzel. Gitgide büyüyor ve gerçekten katılımcı sayısı artıyor. Bu çok güzel. Nitelikli bir konferans. Katılımcılarımızın ve konferansta panelistlerin güzel sunumları oluyor. Bu manada bizler de bilgileniyoruz ve bilgiler alıyoruz. Paylaşımlarda bulunuyoruz yaptığımız çalışmalarla ilgili. Ekip çok güzel, birlikte çalışıyorlar. Bir takım ruhu var diyebiliriz. Kesinlikle. Bu birliktelik. Ben ilk defa katıldım. Evet. Geçen Polonya'dakine biletim yandı. Gelemedim. Evet, o olay ama var. Ama neler kaybettiğimi burada görüyorum. Evet. Gitgide büyüyor ve ilerliyor. Bu anlamda 5. yılını yaşıyor olması da bence önemli bir konferans evet. için sürdürülebilirliğinin olduğunu gösteriyor. Bir önemi de bence evet. Türkiye adına ve Sakarya adına güzel bir çalışma. Osman hocamızın yaptığı evet. çok başarılı bir konferans çalışması değil mi evet, hocam? Evet, evet. Farklı ülkelerden katılımcıları yine geliyor olması bu manada Sakarya Üniversitesi'nin tanıtımı manasında güzel bir etkinlik oluyor. Ben katılmaktan her yıl mutluluk ve onur duyuyorum. Osman hocayla çalışmak çok güzel. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Aynı onuru ben de duyuyorum. Artık Sakaryalıyız. Ötesi yok efendim. Teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Ceren miydi? Selen. Selen. evet. Ben Ceren'leri, Selen'leri karıştırıyorum.
Sonunda öğreneceğim. Olsun, evet. Benziyor zaten. Benziyor değil mi? Evet. Ben unutuyorum zaten, yaşım da 72'yi buldu. Ceren Selen karıştırırım, haberin hiç olsun. Hiç problem değil. Karıştırmaman için kayıda alalım. Söyler misin adını, soyadını tam? Benim adım Selen Çinmen. Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Bu sene Gaziantep'e atandım, ilk yılım. Ama aynı zamanda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne yüksek lisansa başladım okul öncesi öğretmenliği bölümünde. Böyle. Sana bir teklifim var. Yarın çıkalım, Azerbaycan sokaklarını dolaşalım ve yaşını soralım. 16-17'nin üstünde söylerlerse ben sana yemek ısmarlayacağım. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Hatta belki 14-15 bile. Yani ya inanılır gibi değil. O kadar genç ve o kadar küçük görünüyor ki benim torunum bile senden daha büyük görünüyor ya, 15 yaşında. Evet. Yani büyük avantaj olsa gerek değil mi? Evet, biraz öyle oluyor gerçekten. Peki bu avantajlar içinde anlatın bakalım. Organizasyonun kaçıncısında varsınız? Ben ilk başından beri organizasyonun içerisindeyim. Gözde Hoca'yla beraber aynı zamanda. O zaman kaçıncı sınıftaydın? O zaman üniversite 2'ydim sanırım. Evet, ilk üniversite. O zaman daha da çocuksuydun değil mi? Daha da küçüktüm. Aynen öyle. İlk defa yurt dışı deneyimi yaşadım bu konferans sayesinde. Vesileyle. Aynen öyle. Birçok akademisyen tanıdım bu konferans sayesinde. Gerçekten bana kattıklarının haddi hesabı yoktur diyebilirim. Tahmin ediyorum. Aynen öyle. Onun dışında tabii ki Gözde Hoca'nın da söylediği gibi. Sen artık böyle 5. değil de 75. falan olacaksın bu organizasyonda İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah öyle ben istiyoruz. Ben Selen kızıma, doğru söyledim değil mi? Doğru. Selen kızıma da teşekkür ediyorum. Ben de çok ve teşekkür Osman Hoca'nın bu konuda ne kadar önemli, güzel bir iş yaptığını bu konuşmalardan da çıkarmak mümkün diyorum. Gerçekten bu hem bir ekip çalışması hem de ekip başı olmasının profesyonelliği yatıyor işin içinde. Osman Hoca bu organizasyon vesilesiyle çok takdir edilmeli diyorum. Bu uluslararası konferansa imza atan önemli bir Türk profesör olduğuna ben inanıyorum. Osman Hoca'ya herkesin destek vermesi şart diyorum. Destek vermeli demiyorum, destek vermesi şart. Öyle değil mi Selen? Kesinlikle katılıyorum. Evet, peki. Selen kızıma da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. İnşallah sonraki organizasyonlarda beraber teşekkür olmayı da diliyorum. Şimdi de genç bir kızımız var, onu tanıyalım. Merhaba, ben Ceren. Hı-hı. Osman Hoca'nın yüksek lisans öğrencisiyim. Ben de bu 2. yılım burada. Güzel konferanslar düzenliyoruz, düzenlemeye devam edeceğiz. Bu şekilde. Nereden mezunsunuz? Ben mezun musunuz ya da? Ben Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce öğretmenliğinden mezunum. Daha sonra Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Şu an devam ediyorum orada. Nereliyiz? Bursalıyız. Bursalıyız, evet. Evet. Osman Hoca ile nereden tanıştınız? Osman Hoca benim yüksek lisanstan hocam. Hı-hı. Beni de bu konferansa dahil etti. Güzel evet. Bir aile ortamına dahil oldum. Evet. Yani ekibin içindeyiz değil mi evet, efendim? Evet, ekibin peki, içindeyiz. Peki ufak bir yorum alayım. Polonya'da neler evet. Yaşandı, ne keyifler oldu, nasıl bir heyecan yaşadınız? Çok güzel bir heyecan yaşadık. Hummalı bir çalışma oluyor her seferinde ama hı. Daha sonra bunun meyvelerini topluyoruz. Evet. Yani hem iş hem eğlence diyebilirim. Yani biraz yorgunluk olsa bile tatlı bir sonucu yorgunluk. Fevkalade oluyor evet. Değil mi efendim? Kesinlikle. Evet, peki eklemek istediğim bir şey var mı? 6.sında görüşmek üzere diyebilirim. Osman Titrek Profesör Hocamın büyük kızı, bir de küçüğü var. Sevimli mi sevimli, onu da kameranın karşısına getirmeye çalışacağım biraz sonra. Ama önce büyük kızımızı bir tanıyalım. Büyük derken bu da küçük de, yani sıralamada büyük diyeceğim. İlk organizasyonda kaç yaşındaydın? İlk organizasyonda 10 yaşındaydım. Ben de bu organizasyonla beraber büyüdüm aslında. Yani bugünkü kardeşin yaşındaydın. Evet, tam anlamıyla kardeşim yaşındaydım. Evet, o zamandan beri babanın bu organizasyonlarında varsın değil mi? İçerisindeyim. Tabii ilk başlarda küçük olduğum için çok yardım edemesem de şu an tam anlamıyla işin içinde çok fazla destek oluyorum diyebilirim. Neler gördün bu 5. organizasyona gelene kadar?
Açıkçası aklında kalanlar. İCİLAL bana çok bir katkıda bulundu. Bir kere nasıl bir organizasyon yapılarını öğrendim. Sorumluluk becerimi geliştirdim. Ayrıca önemli olan İngilizcemi çok fazla geliştirdim. Karşılıklı ilişki kurmayı öğrendim. Ve bunun gibi aslında yurt dışı deneyimlerim, çok fazla yurt dışı deneyimim oldu bu sayede. Yani İCİLAL aslında bana birçok şey kattı. Dediğim gibi beraber büyüdük. Tabii evet. Bir de yani uluslararası bir platform olduğu için her ülkeden insanlarla evet. ayrı bir atmosfer içinde karşılaşıyor, tamam tanışıyorsun. Yani. Evet. Tabii İngilizceni de çok iyi geliştiriyorsun evet, beraberinde kesinlikle. Değil mi? Zaten hep İngilizce konuşuyoruz, şey yapıyoruz Hı-hı. o yüzden. Burada Türkçe'de konuşabiliyoruz. Evet, Azerbaycan'ın öyle bir avantajı var. Peki Azerbaycan'ı dün akşam gezdiniz. Evet. Biraz yorumunu alabilir miyim? Ya açıkçası çok fazla yabancılık çekmedim buraya geldiğimden beri. Hep zaten Türk yemekleri olsun. Tamamen aslında bizim ülkemizde çok benziyorlar. İnsanları böyle bizim gibi samimi, sıcak, misafirperverler. Yani açıkçası çok hani şey gibi oldum. Hani sanki başka bir şehire gitmişim de orada evet, konferans veriyormuşum gibi oldum. Değilmişiz gibi değil mi? Evet. Bir de meşhur öyle. Bulvarları var. Orada tur attınız. Evet, biz çok de güzel. Gezdik. Gerçekten çok güzel. Hazar Denizi'nin hemen bir kıyısı olan bir bölümdeyiz. Karşısı zaten Türkmenistan. Yani bizim Karadeniz'in karşısı nasıl Rusya'sa buranın karşısı da evet, Türkmenistan. Oraya da gitme şansını yakalamıştım. Ben çok beğendim. Çok titiz, çok temiz bir şehir buldum. Evet. Yani hiç böyle karmaşıklık Düzenli. Ya da yarım kalmış bir inşaat falan böyle yarım yamalak bir şey görmedim açıkçası. Şehir bana göre 10 numaraydı. Bugün buralı olan solist Kamuran diye bir kardeşim beni oldukça gezdirdi ve çok güzel izlenimler aldım. Bundan da keyif aldım açıkçası. Sizler de aynı fikirdesiniz diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Daha çok gezeceğiz tabii ki de ama şu anlık bir gecelik gördüğümüze göre bayağı güzel. 3 günlük telaşı bitirdikten sonra evet, gezmeye geleceksiniz değil mi? Aynen öyle evet, çok yorgunluğun uzun. Arkası güzel bir gezme olacak. Olacak. Evet. Peki son söyleyeceğim bir şey var mı kızım? Tabii ki de ilk söyleyeceğim 6. sınıfta tekrardan beraber olmak dileğiyle biz burada çok güzel işler çıkartıyoruz. İnşallah siz de bu işlerimize ortak olursunuz. Bizi İnşallah. Desteklersiniz. İnşallah. Her zaman İyi yanınızda akşamlar. Olmaya çalışacağım. Teşekkürler efendim. Şimdi efendim Profesör Doktor Osman Titrek hocamın bu başarılı organizasyonu yapan hocamın küçük kızı. Biraz önce büyük kızından röportaj yapmıştık. Büyük kızı bu organizasyona katıldığında Ayşegül kadar küçük ve onun yaşındaydı. Ayşegül doğru söyledim adını değil mi? Evet. Ayşegül Titrek. Ayşegül, ablan senin yaşındayken ilk organizasyona katılmış. Sen kaçıncıya bu organizasyona katılıyorsun? Kaç yere geldin? 4-5 yere gelmişim. 4-5 yere geldin. Hatırladığın var mı bunların içinde? Geçen senekini ve ondan önceki senekini tanıdım. Hatırlıyorum. Bu ikisini hatırlıyorsun. Hı-hı. Evet. Bunu daha da iyi hatırlayacaksın değil mi? Peki Hı-hı. burada yardım ediyor musun annene ve buradaki ekip arkadaşlarına? Yani. Neler yapıyorsun anlat bakayım. Mesela? Onların ihtiyacı olanları alıp getiriyorsun değil mi? Evet. Benim dikkatimi çeken bir de bir şey var. Sen herhalde jimnastik yapıyorsun. Evet. Bazı hareketlerini gördüm. Hı-hı. Şaşırdım kaldım. Çok güzel. Hı-hı. Neredesin? Bu jimnastiği nerede yapıyorsun? Sakarya'da. Sakarya'da. Hangi hocayla? Haftada kaç gün, kaç saat? Haftada 2 gün, Hı-hı. 1,5 saat. 2 gün, 1,5 saat. Evet. Peki babanın bu organizasyonu nasıl buluyorsun? Bence çok güzel. Süper değil mi? Evet. Ve şuradaki kanatlı şey de çok güzel. Nasıl? Kanatlı? Ha evet. O da çok güzel. Onun önünde fotoğraf çektirecekler galiba değil mi? Evet. Evet, ne selfie yapacaklar daha doğrusu. Evet, peki söylemek istediğin bir şey var mı bu babanın çok başarılı organizasyonuyla ilgili? Bir şey söyleyeceğim. Hı? Bence babamın organizasyonu bence çok güzel. Çok güzel, harika. Hı hı. Çok güzelin ötesinde harika. Evet. Beni bir dede olarak öper misin? Oh, benim de torunum var. Senin gibi hem de 4 tane. Onları özlediğim için onların adına beni öpmeni istedim. Seni çok seviyorum. Başarılarının, senin de babanın da başarılarının devamını diliyorum. Bu yolculukta da kocaman bir kız olacağına inanıyorum. Evet, bir el salla bakayım kameraya. Buluşmak üzere bundan sonraki organizasyonlarda. Bu kongrenin jokeri,
Hasan Titrek'ten. Kongrenin jokeri Osman Hoca'nın da yeğeni. Doğru mu söyledim? Evet, haklısınız. Evet, tabii doğal olarak ilk organizasyondan bugüne kadar olduğunu düşünüyorum Hasan'ın. İlk organizasyonda değil, 2014 ya da 2015 yılındaki ilk kongrede ben yoktum. Çek Cumhuriyeti'nde olan İclil'in ilk konferansında, onun haricinde bu dördüncü. Senden eskiler de var. Benim dördüncü, konferansın beşincisi. Evet, önce seni biraz tanıyalım. Hasan Titrek, Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunuyum. Yani bu konferansta bilgisayar ve teknik işlerle ilgileniyorum daha çok. Bunun haricinde işte bir haftalık süreçlerimiz oluyor. 3 günü kongre olacak şekilde birkaç günde hazırlık ve bitiş. Sonra da birkaç günlük küçük bir tatil yaparak güzel bir kongre geçiriyoruz. Şimdi gerçekten güzel. Biz ikimiz oturduk. Arkadaki ekibin görünmesi adına oturduk. Ve gördüğünüz gibi bir tek Osman Hoca burada yok. Bir de İbrahim Hocam kameranın arkasında. Ekibin çoğunluğu burada. Şimdi bu dördüncü organizasyonda yer alan birisi olarak senin de deneyimlerin ve mikrofonumuzda söyleyeceklerin var diye düşünüyorum. Yani deneyim olarak şöyle, yurt dışına çıkıyoruz bir defa. Yani ülkenin dışına çıkmak ya da yeni yerler görmek, bu tabii ki de vizyon geliştirici şeyler. Yani kültürel anlamda olsun, gelişim anlamında olsun insanı birkaç adım öne çıkartacak şeyler. Onun haricinde de böyle bir etkinlikte yer almak yani gurur verici. Hem eğitim hayatımız hem vizyonumuzun da geliştiğini düşünüyorum. Yani onun haricinde de çok da söylenecek bir şey yok. Ben söyleyeyim. Hasan'ı uykudan kaldırdığınız zaman yarım saat bir şey söylemeyin. Duştan çıktıktan sonra konuşun Hasan'la. Çünkü orada tepki alabilirsiniz. Öyle değil mi Ayşegül? Evet. Destekli de görüyorsun. Peki neler söyleyeceksin? Hasan, amcan mı, dayın nasıl oluyor? Abi, kuzen. Abin, kuzen. Ha. Neler söyleyeceksin Hasan abinle ilgili? Fazlasıyla uykucu ve 5 saat uyandıramıyor. Buyurun. Evet. Ne yapalım, insanların bazı böyle güzel farklı özellikleri var. Evet, bu güzel ekip size el sallayacak. Nereden? Azerbaycan'dan. Bir başka ülkede buluşmak üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Bu eli de senin için sallıyorum İbrahim Hoca. Bunu da Osman Hocam için. Bu güzel ekibin bu güzel çalışmasını biz de size çok geniş bir şekilde yansıtacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun.